Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ben bypass ameliyatı oldum. 3,5 yıl oldu. 2 yıl sonra iki damarım daha tıkandı, bir açılan ana damarla. Ona da stent koydurdum. Ama bu ameliyattan sonra sırt ağrısıyla şikayetim başladı. O gün bugündür bu sırtımın ağrısı, hiçbir iş yapamıyorum. Yaptığım zaman da ağrıyor. Yokuş yürüsem yine aynı, düz yürüsem yine aynı. Bu ağrıdan kurtulamadım efendim. Geçen işte 3,5 ay oldu. Şeye girdim yine. Anjiyo girdim. Anjiyo'ya girdim. Anjiyo anında da işte kalp durmuş. O an elektroşokla uyatmışlar. 3 ay evde yattım. Yani peki damarlar tekrar tıkanmış mı? O stent takılanlar tekrar mı tıkalı? Ne dediler? Stent takılanlar normal. Açık da neden bypass istendi onu bilmiyorum. İki sefer sindigrafiye girdim. Sindigrafide bir sonuç alamadılar. Anjiyo aldılar. Anjiyo da kalp durdu. O da bayağı psikolojik rahatsızlık verdi bana. 3 ay evde yattım. Hiç yürüyemedim. Yani işte, merdiven inemedim. Ara sıra bir bunaltılar geldi. Bayıldım. Ölüyorum sandım. Kriz geçiriyorum sandım. Ve birinde kriz geçirmişim yine. 3 sefer acil hemen ambulans evin yakınında bir hastaneye gittim. Yani evde kimse olmamış olsaydı ben hayatta olacağımı tahmin edemiyorum. Şeker hastalığı var mıydı? Şekerim var, tansiyon var, kolesterol var. Yani işte var. Maalesef yani bu tür problemler tabii yaşanabiliyor. Yani çok sık değil aslında. Yani bizim bypass yaptığımız hastaların tekrar böyle tekrar tıkanması, tekrar daralmaları falan hani çok sık gördüğümüz değil ama olabiliyor. Yani özellikle şeker hastalarında bu biraz daha sık. Yani bizim bypass yapıyoruz, yaptığımız damar tıkanıyor, yaptığımızın ilerisi tıkanıyor. Tekrar daralıyor. Tekrar işte bakıyorsun, hastanın şikayetleri tekrar başlıyor, göğüs ağrıları, hanımefendi olduğu gibi. Tekrar göğüs ağrısı başlıyor, tekrar bakıyoruz. Yani ikinci kez ameliyat şansı biraz daha tabii zor. Yani her zaman yapmıyoruz ama yine de yapabiliyoruz. Bazen ikinci kez de ameliyat yapabiliyoruz, üçüncü kez de yapabiliyoruz. Ama genelde hani böyle stent şansı varsa stenti deniyoruz. Ama işte tabii yani bu şeker hastalığı işte böyle biraz bir sıkıntı yaratıyor bize. Bazı hastalarda bu damar hastalığı, bu ateroskleroz hastalığı çok hızlı ilerliyor. Evet. Yani şeker hastası olmasa bile bu genetik bazı faktörlerden dolayı çok hızlı ilerliyor. Bu intimal hiperplazi diyoruz. Yaptığımız damarlar içine bakıyorsun bir ay içerisinde tekrar tıkanıyor. Yani olabiliyor bu tür şeyler. Hani çok sık değil ama bunlar maalesef karşılaştığımız şeyler. Yani hanımefendinin şikayetleri çok böyle anladığım kadarıyla daha devam ediyor Evet. Yani biraz problemler devam ediyor ama işte bir yere kadar bizim de yaptığımız yani hani tekrar bypass yaptın, tekrar stent taktın. Biz mümkün olduğu kadar onları düzeltmeye çalışıyoruz ama bazen olmayabiliyor yani tamamen. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.